bana bankacıların dediği şuydu. Hani bankalara bir hücuma çok yakın bir yerde tam böyle tehlike uçurumun kenarından döndük dedim. Sizce böyle bir ortam olur mu? Önümüzdeki 3-4 ayda hangi koşullar olursa olur? Dış faktörler ne kadar önemlidir? Mesela Birleşik Arap Emirlikleri geldi. Siyaseten işte daha önce edilen lafları bir kenara bırakalım ama Birleşik Arap Emirlikleri'nin 10 milyar vaadinin bir anlamı var mı piyasalar için vesaire? Bütün bu biraz da bu 3-4 aydan yola çıkarak anlatır mısınız önümüzdeki Tabii, süreci? tabii, tabii. Aslında çok iyi bir noktaya değindiniz. Oraya da gelmeye çalışıyordum zaten ama siz benden önce konuyu çektiniz, aldınız öne. Ben gazeteci değilim biliyorsunuz ve içinizde hemen hemen herkes gazeteci. Şunu tespit etmemiz lazım. Aslında bana mesela son 2-3 günde en çok gelen telefon, niye böyle yapıyorlar? Ya bunlar da herhalde mantıksız değiller. Yani niye yapıyorlar? Neden böyle bir şey deniyorlar? Niye bu faizi indiriyorlar? Yani bütün siz işte akademisyenler çıkıyorsunuz, iktisatçılar. Bu böyle yapılmamalı diyorsunuz. Onlar da böyle yapıyorlar. Niye yapıyorlar? Bir bildikleri vardır. Bir amaçları, bir hedefleri vardır Hocam diyorlar. Cumhurbaşkanı halkımızı ezdirmeyeceğiz dedi bugün. Yani ne yapmaya çalıştığını Evet. ve söylüyor Evet. ezdirmeyecekmiş. Evet. Onu ama onu bakın yeni söylemiyor. Onu her siyasetçi söyleyebilir. Yani mesela ben de aynı şeyi söylüyorum. Bence de mesela halkı faize ezdirmemeliyiz ve uzun vadede faizler düşmeli. Peki Hurşit hangi Hocam. iktisatçı diyebilir ki faizler yüksek olmalı? Şimdi burada Hurşit müsaade Hocam edin o zaten zaman şunu halk söyleyeyim. faize ezilmiyor ki şu anda. Siz de biliyorsunuz verileri, Türkiye coğrafyasında döviz mevzuatlarının rekor kırdığı coğrafyalar, Cumhur İttifakı'nın rekor oy aldığı bölgeler. Karaman, Konya, İç Anadolu'daki birçok bölge en çok döviz alanlar ve hesabını dövizde Evet, tutanlar ve tabii. onlar hep kazanmaya devam ediyorlar farkındaysanız. Cumhur İttifakı'na Tabii. güvendiler ve paralarını dövizde tutarak kazanıyorlar yani. Şimdi bence bu konunun yanıtı şurada. Erdem Başçı Merkez Bankası Başkanı iken ki nitelikli bir Merkez Bankası Başkanı'ydı, Bilkent'te doçentti filan, yurt dışı eğitimi var. Bir faiz artırımı konusu dile geldiğinde mevcut Cumhurbaşkanı ile Erdem Başçı arasında Cumhurbaşkanı'nın şöyle bir şey söylediğini ben duydum. Yani belki bunu sizler belki benden daha iyi biliyorsunuz doğruluğunu veya yanlışlığını. Biz seni Müslüman zannederdik. Sen bu faizi arttırıyorsun ama biz seni Müslüman zannederdik demiş mevcut Cumhurbaşkanı. Şimdi tabii konuya böyle yaklaşınca ki bu bir ikili görüşmede söylendikten sonra ilk defa kamuya Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısına çıkıp nas dedi. Yani ilk defa böyle alenen topluma söyledi, halka söyledi bu konuyu. Şimdi bana kalırsa onun dışındaki argümanların hepsi yakıştırma. Yani işte şey yapacağız da döviz kurunu zıplatacağız da bundan ihracat artacak, yatırımlar artacak ve Türkiye artık başka bir trende, başka bir yola giriyor filan. Ben bunun ciddiyetle bağdaşmadığını biliyorum. Bunu herkes biliyor. Açıkçası bir şey daha söyleyeyim. Yani benim gibi bir üniversitede bir öğretim üyesine sormanız gerekmiyor. Herhangi sokakta bir vatandaşa sorarsanız, yani döviz kuru 8 liradan 15 liraya geldiği zaman veya 15 liradan 25 liraya çıktığı zaman Türkiye'ye çok büyük faydalar olacak dediğiniz zaman vallahi simitin tavlasını simitçisinin başınıza geçirebilir. Ya bu çok temel bir şey çünkü benzin alıyorsunuz, otobüse biniyorsunuz. Değil mi? Yani bu çok çok temel bir şey. Ya bunu ya bu çok yararlı diye bunu kamu bırakınız akademisyenler, iktisatçılar anlatmayı. Bunu hiç kimseye anlatamazsınız. Bunu tutarlı bir tarafı yok. Bu yakıştırma. Şimdi ne yapsınlar? İşte böyle anlatmaya çalışıyorlar. Çünkü herkes de dini sahiplerle oy vermiyor. Biraz önce ben Özer Bey'in dediğine çok katılıyorum o anlamda. Rahmetli babam da söylerdi. Aşık sofuluğu bozar diye. Aslında bu konunun da önümüzdeki seçimlerin temel belirleyicisi olacağını düşünüyorum. Özlem onu söyleyeyim. Aşık sofuluğu bozar. Yani hiç kuşkunuz olmasın. Seçimlerde açlık sofuluğu bozacaktır. Ve seçimin de şeyi öyle olacaktır ki birazdan grafiklerle de ben de anlatmaya çalışacağım. Hocam Şimdi şöyle ben olmazsa ne olur? şöyle yapalım Olmazsa yani istersen döviz 9 kuru böyle dakikam devam kaldı bitirelim. ederse ne olur? Birincisi çok yüksek bir maliyet enflasyonu yaşayacağız.
maliyet enflasyonunun talep enflasyonundan bir farkı var ve bu maliyet enflasyonu sadece bizim döviz kurundan kaynaklanmıyor. Unutmayalım ki dünyada enerji fiyatları da çok yükseldi, katlandı. Yani gazda, petrolde fiyatlar katlandı. Ben bir konudan korkuyorum tabii. Şimdiye kadar pek olmayacak gibi gözüküyor. O da dış borçlarımızla ilgili. Biliyorsunuz Türkiye'nin 450 milyar dolar brüt dış borcu var. Net borcumuz da 260 milyar dolar kadar. Burada çok kritik bir nokta daha var. Altını çizmem gerekiyor. İşte bu geçtiğimiz 2018'den bu yana Türkiye'de özel sektörün, biliyorsunuz dış borcumuzun büyük bir kısmı özel sektör borcuydu. Şimdi öyle değil. Artık dış borcumuzun büyük kısmı kamu. Şimdi yani hatta rakamları da vereyim. Yani kamuoyu da aydınlansın bu konuda. 2018'in başında özel sektörün dış borcu 315 milyar dolardı. 240 milyar dolara düşürdü özel sektör. Niye düşürdü biliyor musunuz? Bu hükümetle sağımız solumuz belli olmaz. Biz bunu bir an önce kapatalım, döviz alalım, gidelim ödeyelim, aman ha başımıza ne olacağı belli değil diye kapattılar. Ve bu iyi bir gelişme oldu. Yani iyi bir gelişme oldu onlar adına çünkü hükümete güvenmediler. Ve bu arada da tabii döviz kuru yükselmiş oldu. Öte yandan bunlar böyle bir iyiliği kendileri için yaparken ne oldu diyorsanız, kamunun 143 milyar dolar dış borcu vardı. Şimdi 207 milyar dolar dış borcu var. Kamunun borcu enerji ithalatından mı geliyor? Hayır, borçlanmışlar. Bunlar seviyorlar borçlanmayı. Altyapı. Altyapı i̇şte yatırımı. Altyapı köprü. Ama o borç, özür dilerim hocam. O borç özü itibariyle kamunun değil aslında. Altyapı yatırımı şeyinin. Evet, yani doğrudan devletin aldığı dış borçlar. Dış borç, faiz. Kamu borç. Bunun bir bölümü faiz ödüyor. Bir soruyorum hocam. Tabii, mesela faiz, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün faiz ödüyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yapımı için dışarıdan kaynak bulundu. Ama bildiğim kadarıyla bu kaynağı doğrudan temin eden ve bulan devletin kendisi değil. Devlet ona hazine garantisi sağladı. Teminat veriyor. Evet. Dolayısıyla evet, ama o bunun içinde yok herhalde. O bunun içinde yok. Hilmi Bey doğru biliyor. Evet, o bunun içinde yok. Içinde yok. Sizin kastettiğiniz borç nedir? Daha büyük çıkar kamunun. Anladım. Sizin kastettiğiniz bunlar değilse nedir o zaman? Onu soruyorum. Doğrudan devletin yaptığı yatırım harcamaları. Borç. Ya devlet borçlanıyor. Orada borçlandığı para geliyor burada harcıyor. Canım, İsmail Bey kendisinin de yaptığı var. Kendisinin de yaptığı dış borçlanma var. Ben biraz da detaylandırmanız için sordum hocam. Hocam devlet tahvillerle mi borçlanıyor? Nasıl yolla borçlandı bunu? Yani? Tahvil ya da uluslararası finans kuruluşlarına. Mesela bir kalem faiz ödemesi değil mi? Önemli bir kalem. Borcun faizini ödüyor. Daha önce aldığı. Borcun faizini ödüyor. Bir de ek borçlanma da yapıyor tabii. Hocam yani şöyle aydınlatmak için İsmail'in sorusu net. Bu borcun hocam ben bunu anlamadım. Ben anlamadıysam evinde oturan vatandaş da hiç anlamamıştır. Yani şunu kalem bu devlet hazine, yola, havalimanına kullanacağı kaynak için aldığı borç, yani teminat altına aldığı teminat verdiği borç. Değil İsmail Bey. Tamam, anladım. Eklerseniz bu daha büyük çıkar diyorum. Net. Çok iyi söylediniz. Bakın, harika, çok iyi söylediniz. Eklerseniz bu borçlanma daha büyük çıkacaktır. Tamam, ben de aynı fikirdeyim. O rakamın içinde yok. Çünkü o resmen özel gözüküyor. Evet. Sadece hazine kefaleti var. Çok güzel. Var. Ben öyle anladım zaten. Evet. O özelin borcu ama devletin teminatı var. Peki devlet tam olarak siz dediniz ya kamunun borcu. Devlet ne yaparak borçlandı? Ne yolla borçlandı? Kime borçlandı? Onu soruyorum. Şimdi devlet Eurobond çıkarır borçlanır. Devlet gider doğrudan herhangi bir yatırımı için gider kredi kullanabilir. Devletin dış borçları var. Yani dış borçsuz devlet var mı? Yani şunu da söyleyeyim. Yani tek dış borç alan devlet Türkiye Cumhuriyeti Devleti değil. Bizim dış borçlarımız var. Yani bir takım yatırımlarımız için, projelerimiz için, yani kamu dediğimiz zaman buna yerel yönetimler de dahil, yerel yönetimler kamu bankaları da dahil mi hocam? Efendim kamu bankaları da dahil. Kamunun içinde onlar hepsi. Hmm. Yani kamu sektörünün, kamunun borcu, özelin olmayan kamunun borcu bu. Özel sektör gidip borç alıyor fakat hazineden teminat alıyorsa bu hazinede gözükmüyor. Ama aslında hazineye eklenmesi lazım elbette. Evet. Çünkü o onun borcu gibi gözüküyor. Şimdi dış borçlarda bir sıkıntı henüz ben
şimdilik görmüyorum ama şöyle bir durum var. Tabii Türkiye'nin notu ne olacak? Yani derecelendirme kuruluşları ne yapacak onu göreceğiz. Beni daha çok endişelendiren hadise şu. Yani biraz önce bu 10 milyar Özlem Hanım sordu sanıyorum. Bu 10, Özlem Hanım mı Aslı Hanım mı? Yani Aslı bu sordu. Birleşik Arap Emirlikleri'nin getireceği 10 milyar dolar bunun neresinde duruyor diye. Yani ne zaman gelecek, ne ölçekte gelecek, nereye gelecek biz bunları bilmiyoruz. Ama o rakam açıkçası beni şöylesine endişelendiriyor. Şimdi İstanbul Menkul Kıymetler Borsası %30 değer kaybetmiş. Hatta daha fazla %50 değer kaybetmiş vaziyette. Yani bizim varlıklarımız eridi. Pul oldu. Şimdi hangi değer üzerinden alacaklar? Yani Türkiye'deki varlıkları hangi değer üzerinden alacaklar? 3 ay önceki kurla hesaplanan değerden mi alacaklar? Bugünkü kurla hesaplanan değerden mi alacaklar? Türkiye'nin varlıkları yurt dışına pul değerine gidecek. Yani hani Türkiye kalkınıyor, uçuyor da yani bu Türkiye'ye büyük bir ihanet diye düşünüyorum. Yani yerli ve milli zihniyette olan birisi kendi malını bedavaya kaptırmak istemez. Şimdi en korktuğum hadiseye geleyim. Ve bence en çok üzerinde durulması gereken konu da o. Ne dedim? Bu bir maliyet enflasyonuna neden olacak. Maliyet enflasyonu ile talep enflasyonu arasındaki temel farklılık, maliyet enflasyonunda ekonomik durgunluk olur çünkü arz yönlüdür. Bu biraz teknik gelebilir ama size şöyle söyleyeyim. Her şeyin maliyeti artıyorsa, arz yönlü sıkıntılar varsa, enerji fiyatları artıyorsa, işte döviz kuru artıyorsa vesaire, fiyatlama sıkıntıları olur ki bence birkaç gündür Türkiye'de fiyatlama sıkıntıları da var. Ciddi bir durgunlukla karşı karşıya kalabiliriz. Bunu destekleyen bir takım grafikler de hazırladım. Bilmem eğer arzu ederseniz veya hazırsa onları da göstermek isterim. Niye şöyle, Türkiye bir durgun? Şöyle yapalım Murşit Hocam. Şöyle yapalım isterseniz. Bir dakika sonra reklam arasına gideceğiz. Dolayısıyla o grafikleri yani insicamı bozulmadan kesintisiz daha rahat anlatabilirsiniz isterseniz. Benim 2022 yılıyla ilgili kaygım diğer meslektaşlarımla ortaklaşa düşündüğüm ve katıldığım evet çok ciddi yüksek bir maliyet enflasyonuna doğru savruluyoruz. Kurla ve küresel emtia fiyatlarıyla birlikte ve işte bu genişlemeci para ve maliye politikasıyla beraber veya ucu bucağı kaçmış diyelim. Ama aynı zamanda da bir durgunluğa doğru gidiyoruz. Bir durgunluğa şimdi, doğru gidiyoruz. Peki. Peki bu cümleyle biz de bir reklama gidelim o zaman. Hurşit Hocam bizi duyuyor mu? Sesi gitti. Ha tamam. Peki tabii, harika. Tamam, bir kısa reklam arasına gidiyoruz. Döndüğümüzde güven endeksi, seçim ilişkisi, tüketici güven endeksi, o grafiğimiz hazır olacak. İkinci grafiğimiz de hazır olacak. Hurşit Hoca'yla bir 15 dakika daha devam edeceğiz. Arkasından Birleşik Arap Emirlikleri'nin ziyareti, o paketin içinden ne çıktı? İsmail Saymaz'ın bugünkü yazısı ve özel haberi, tabii ki Kavala davası ve arkasındaki sıcak gelişmeler, hepsini konuşmaya devam edeceğiz efendim. Bizden ayrılmayın.